Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bir tane patlayan bisiklet adaptörümüz var, Çin yapımı. Bir bakalım içi ne durumda, tamir etmek istiyoruz. Biz zor kuvvet kullanarak açtık. Yani şöyle bir baktığımızda çok da bir şey olmadığını görüyoruz. Normal bir adaptöre benziyor, 72 volt falan. Arkasında bazı deformantasyonlar, patlamalar, çatlamalar olduğunu görüyoruz. Bu da sigortanın bize patlak olduğu anlamına geliyor. Şöyle yapayım. Ölçü aletimi siz göremiyor olabilirsiniz. Ölçü aletimi buzzer konumuna getiriyorum. Evet, ses de duyuyorsunuzdur umarım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Umarım da çok net değil aslında. Evet. Biz küçülttüm. Ölçü aletimizi sigortaya tuttuğumuzda sigortada herhangi bir tepki yok. Diyotlara bakalım. Rastgele bakıyorum bu arada. Arkadaşlar, diyotlar gitmiş sanki. Öyle bir hissiyat var bende. Köprü diyot mu atsak diye şu an düşünüyorum. Şu diyot sağlam gibi. Yok. Diyot kademesini alalım. Sökmeden bilemeyiz yine de. Şunların ikisinin bir tanesinin bozuk olması ötmesi anlamına gelir. Bu diyot sağlam. Bu diyot sağlam. Bunlardan ikisinden biri gitmiş diyot olarak söyleyebilirim. Buradan da güzel bir patlama olmuş. Bunu yaptıktan sonra şöyle geri alayım. Şuradaki daha önceki videolarda yaptığımız test cihazıyla deneyeceğiz. Bakalım durum ne gösterecek bize diye düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntımız olmaz. Ben bir diyot ayarlayayım. Değiştirmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ilk devrenin diyotlarını değiştirmek istiyorum. Yani hatayı buldum gibi. Şurada şüphelendiğimiz iki tane diyotumuz var. Şöyle bir ölçüm yapayım size. Bakın, diyotlar direkt hangisi arızalı da bilmiyorum. Şu da olabilir, şu arızalı olabilir. Deneme yanılma lazım. Şimdi bir tane sağlam bir diyot, çıkma diyot ayarladım burada. Bakalım, diyodun şu eksi kısmı eksiye, diğer çizgi olmayan kısmı artıya gelecek şekilde tuttuğum zaman ölçü aletinde diyot kısmını alayım. Şöyle bir değer görüyoruz. 0547 silisyum ve germanyum olmasına karşın bu değer değişebiliyor. Şunu açayım. Şöyle daha iyi gözüküyor sanırım. Tekrar bir ölçüm yapayım. Bak, şu an hiçbir şey göstermiyor. Çünkü ters polarize. Çizgi kısmı eksi kısım olarak düşünün. Çizgi kısmına artı ucu, diğer kısma, hiçbir çizgi olmayan kısmı eksi ucu gösterdiğinde diyot yüksek bir değer ve çizgili olan kısma eksiği, diğer kısma artıyı değdirdiğinde diyot iletime geçiyor ve üstünde 0,5 voltluk bir gerilim indikleniyor. Silisyum ve germanyum, yani bir diyotta germanyum veya silisyumda biri 0,7 biri 0,5 volt gösteriyor. Bunu buradan ayırabiliyoruz. Şimdi ölçü aletimizi buradan kaldıralım. Biz bu diyotlardan birinin başta şanslı mı diyelim, şanssız mı diyelim, arızalı olduğunu tespitini yaptık. Ama hangisi arızalı bilmiyoruz. Bir tanesinden şansımızı denemek istiyorum ben. En azından
Yan keski al. Biliyordum bacağını kestim. Neyse ölçü aletimi aldım. Tekrardan göstereyim. Evet, tekrardan bir ölçüm yapacağım. Diyodun eksisine artıyı, artısına eksiyi verdim. Şu an yine sıfır görüyorum. Sanırım bu diyot arızalı. Şunu ölçüyorum. Bu da arızalı. Sıfır görüyorum. Hiçbir zaman sıfır görmemem lazım. Bu arızalı. Bu da arızalı arkadaşlar. Diyotların ikisi de arızalı. Yerde mi sıkıntı var? Bir bunu da keseyim. Acaba devreyle mi alakalı bir sıkıntı var diye düşünüyorum şu an. Kesemedim. Sorumlu atabileyim makinesine sökmek var. Şu an kestim ikisini de. Bunu da ayırıyorum. Böyle. Ayırdım. Şimdi bir ölçüm yapalım. Devrede sorun yok. Anakartta. Diyotlarda sorun var. Benim bir diyot daha bulmam lazım. Bir diyot daha bakıp ben 4007 bir diyot buldum. Benim diyotlar sökme arkadaşlar. O yüzden sağlamlık kontrolünü yapacağım. Çünkü cihaz tamir ediyorum. Zevk meselesi. Yani çoğu zaman evet bu da sağlam bir diyot. Bu diyotlardan kurtuluyoruz arkadaşlar. Yerine sağlam diyot takmamız gerekiyor. Şöyle pompamızı alalım. Burası bayağı bir kömür olmuş. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal kömür olmuş olabilir. Neyse sigortalarımız var artık. Böyle sorunlar yaşamayacağız. Şu an neyi bekliyoruz derseniz lim makinem ısınmasını bekliyorum şu an. Hatta arkasına da lehimleyebilirim. Yani benim için çok sıkıntı değil aslında da. Şunları dipten kessem iyi olur. Kurtulayım. Bu adaptörü biz şöyle diyeyim. İki diyotla kurtarabilirsek gerçekten büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Kendi açımdan en azından. Yani zor bir durum. Daha önce diyotların yandığını çok fazla görmedim. Eğer diyottansa gerçekten iyi olacak. Videoyu da çok yavaşlatmak istemiyorum. Üstünden lehimlemeye şu an karar vermiş olabilirim. D2 hemen ya da D1 lehimli. Şöyle çevirelim. Lehim makinemiz ısınmış diye düşünüyorum. Bakalım. Lehim duman çekici cihazımızı da yanımıza alalım. Çünkü aşırı bir şekilde duman geliyor. Tamam. Şimdi diğer sağlam diyotumuzu alalım. Diyotları takarken şuradaki çizgi zaten diyottaki çizgiyle aynı hizada olacak arkadaşlar. Yani ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bayağı kalpazan takıyoruz şu an. Yani hiç plaketi bile ellemedim diyecektim ama plaketin aşağısında çıkış yaptı sanırım. Evet. Sanırım bunu alacağız. Pompayla çekiyoruz arkadaşlar lehimleri. Lehim derken bacak da kaldı tabii.
yapmamakta da ısrar ediyor. Evet. Eski teyitlerde gördüğümüz bir teknik vardır. Genelde komponentleri böyle de koyabiliyorlar. Biz de öyle bir koyuşu deneyeceğim. Bakalım şöyle. Kartımıza bir şekilde diyotumuzu yerleştirme çabası içindeyim. Evet. Şunu da bir keselim. Lehimlemeye geçelim. Şimdi bu işlemden sonra ölçü aletimizin deli gibi ötmemesi lazım. Diyotlarımızı çalıştığını görmemiz lazım. Proplarımızı yine elimize alalım. Malzemelerin yerini de koysak bence iyi olacak. Çünkü malzemeler kayboluyor. Şimdi ölçü aletimizde tek yönde. Bunlar zaten paralel gibi diyebilirim. Evet, düşük görüyoruz. Şu an ters çeviriyorum. Ters çevirdiğinde de yüksek bir durum okumamız lazım. Evet. Yüksek bir durum okumuyoruz şu an. Sigortamız gitmiş. Şu an elinde sigorta yok. Devreyi de çalıştırıp zaten çok kullanmayı da düşünmüyorum. Bir tel atmayı düşündüm az önce. İnce bir telle eski sigorta tiplerinden yapabilirim. O teli bulamadım. Ona baktım biraz. Aynen. Dur bakalım. Evet arkadaşlar, şu an tehlikeli işlemlerden biri. Sigortanın koymayıp şu an deneme için sadece tel atacağım. Bizim sigortamız var ama yine de bir tel atmak ihtiyacı duydum. Burayı bir şekilde kapamamız lazımdı. Biz de bu şekilde tercih ettik. Bilmiyorum şimdiden heyecanlanan oldu mu? Birazdan fişe takacağım. Yani tehlikeli bir durum en azından. Tedirginim tabii ki. Tedirgin olmamanın şeyi yok. Ya patlayacak ya çalışacak, öyle düşünün. Ucunu arıyorum. Ölçmek için uçlarını aldım. Şöyle biraz kaldırayım. Evet, biraz geniş açı devam edeceğim. Çıkış uçlarını aldım. Bu uçlara DC voltajda eksi mavi olur genelde diye düşünerek ilk baş mavi, öteki kahverengi kırmızı diye kırmızıyı bağlıyorum. Çalıştığını anlamak için. Neyse, onları şöyle bir sabitledim. Fanımız burada dursun. Şartellerimiz burada. Evet, en büyük eksik şu an ne olabilir? Fişi takmadık. Evin de elektriğini patlatmak istemiyorum. Fiş takılı şu an. Eyvah.
Sizce sigortayı kaldırmalı mıyım? Yani bence kaldırmasam biraz daha iyi gibi geldi. Evde de deneyin böyle şeyler ama bu kadar denemeyin. Yani bir tamir ettiğiniz cihazı test etmek için mecbur denemeniz gerekiyor tam anlamıyla. Başka türlü test edebilir miyiz diye şöyle bir düşündüm. Bir tane daha küçük test trafom olacaktı. Onu baktım ama maalesef şu an göremiyorum. 220 ile test edeceğiz. İnşallah patlamaz arkadaşlar, öyle diyeyim. Şimdi daha önceki test videomda yaptığım test sigortam. Buradan 2 amperi seçeceğim. Şu an 2 amperi seçtim. İlk başta atabilir, bazen yüksek akım çekebiliyor. Bu SMPS'in 400 voltlu transformatörü. Ondan tedirgin olmayın. Biraz uzaklaştım. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Şu an ne oluyor? Evet. Birazcık da çevireyim. Şöyle. 70 volt alıyorum. 70.4 volt alıyorum şu an. Fan çalışmıyor. Fan belki ısınınca çalışabilir. Onunla ilgili bir mazeretim yok. Şu an 70.4 volt alıyorum. Yani siz de umarım ki görüyorsunuzdur. İki tane şöyle diyeyim size, diyot değiştirdim. İki diyot değiştirdim ve bir arkadaşın şarjlı motosiklet ya da bisikletinin şarj adaptörünün tamirini gerçekleştirdim arkadaşlar. 70.4, bunu başka yerlerde de kullanırım ben. Sıkıntı değil. 70 volt beni kurtarıyor sanırım. Aynen. Başka cihazlarda da kullanabilirim. İlginç olan kısım, İki diyotla cihazı çalıştırmamız oldu. Güzel bir deneyim oldu. Şu an iki ışık da yanıyor. Büyük ihtimal yeşil olan şarja taktığımda sönecek. Öteki yanmaya devam edecek. Kaç ampermiş bu? Bakalım şöyle. Amper, 2 amper ortalama verebiliyormuş. 60 volt ile 70 volt arası. 70 volt bana için yeterli bir değer. Bakalım. Şeyin niye yanmadı, çalışmadığını şu an bilmiyorum fanın. Şuradaki fanın niye çalışmadığını bilmiyorum. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben mi bir şey atladım, başka kontrol etmem gereken bir şey var mıydı bilmiyorum. İlk diyotları ölçtüm, buradan devam edecektim. Kapasitör, ondan sonra diğer komponentler olarak, ama onlara gerek kalmadı. Yani diyotların da yanması çok muhtemel değil aslında. Çıkma diyot da taktık. Şu an için bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Yani şu an devremiz 70 volt veriyor. Ama size kötü bir haberim var. Kahverengi eksiymiş. Ya kahverengi Çinli kardeşim, niye eksi yapıyorsun? Yani kahverengi niye eksi yapıyorsun? Yani bu konuda yani bizi bitirmeye mi çalışıyorsun? Buradan Tango Alfa 1, Romeo Alfa Bravo'ya Rabah, Tango Alfa 1, Romeo Alfa Bravo selam olsun. Zamanında bir tane Çin'den cihaz alıyor arkadaş. Şöyle devam edeyim. Zamanında Çin'den bir cihaz alıyor, telsiz. Tango Alfa 1, Romeo Alfa Bravo. Enes arkadaşımız telsiz eve getiriyor. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı siyaha bağlıyor. Nedir kırmızı? Kırmızı yani uluslararası artık DC'de artı niye nitelendirdiğimiz bir kablo. Siyah nedir? Ya yine
ben hangi cihaz olursa olsun siyah DC bir kablo gördüğüm zaman eksi derim. Yani kırmızı artı, siyah eksi. Enes'ciğim çok selam olsun. Cihazı aküye bağlıyor telsizi. Telsiz tabii ki sizlere ömür. Ben diyor cihazı kırmızıyı kırmızıya, siyahı kırmızıya bağladım diyor. Cihazı söküyor telsizi. İçine bakıyor. Kabloları yanlış lehimlemişler. Böyle de bir anımız var. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla ileriye gidemedik ama diyotlardan olayı çözdük. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. 73.